Herkese selam. Bu sefer farklı bir video ile karşınızdayım. Bana en çok sorulan sorulara ortak bir cevap videosu hazırlayayım dedim. En azından soru soranlara tek tek anlatmak zorunda kalmam. Bu videoyu yönlendiririm insanları. O yüzden böyle bir video çekim istedim. En çok sorulan soruların listesini çıkardım. Onlara şöyle bir cevap videosu olsun bu. Başlayalım. Elektronik sigaraya başlayanlar videosu ve arama nasıl yapılır videosunu izleyenlerin en çok sorduğu soru: abi satış yapıyor musun? Hayır, satış yapmıyorum. Bunu en baştan söyleyeyim. Ben satış yapmıyorum. Benden ürün istemeyin. Satış yapmıyorum dediğim zaman genelde şunu isteyenler oluyor bir de: peki biz sana para göndersek yurt dışından bize ürün gönderir misin? Hayır, göndermem. Gelirken yanında getirir misin? Hayır, getirmem. Bunların cevabını en baştan vereyim. Neden getirmem? Zaten ben yılda bir ya da iki kere Türkiye'ye tatile geliyorum. Ona gelirken de sadece kendi arkadaşlarımın istediklerini götürsem inanın bavul hakkım dolar. Zaten 20 kilo bazen 30 kilo bagaj hakkınız oluyor. Bunu da bir de likitle, aromayla, şunla bununla doldurmak istemiyorum. O yüzden kimseye ürün getirmiyorum. Artı benim buradan size postayla gönderdiğim ürünler büyük ihtimalle gümrüğe takılacak. Bence o yüzden hiç benden ürün de istemeyin. Size "ben sana yurt dışından ürün gönderirim, sen bana parasını gönder" diyen kişilere de inanmayın arkadaşlar. Ürün gümrüğe takılırsa paranız yanar. En garanti yol, yurt dışına giden bir tanıdığınız ya da oradan gelecek olan bir tanıdığınız varsa ona parasını verin. Getirebiliyorsa getirsin. Yoksa "ben gönderirim, sen bana parayı gönder" diyen çok sahtekarlar varmış. Ben yazanlardan öğreniyorum. Ondan sonra ürün gümrüğe takılınca paranızı geri alamıyorsunuz. Evet, gelelim ikinci soruya. Likit yapımı için ne lazım diye sormuş arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Videoda detaylı şekilde açıkladığıma inanıyordum ama maalesef tam açıklayamamışım galiba. Likit yapabilmek için aroma ve embase lazım. Nikotin yapmak istemiyorsanız embase yerine base lazım. Yani sıfır nikotinli base lazım. Nikotin yapmak istiyorsanız istediğiniz nikotin oranında embase lazım. Artı buna tat vermesi için aroma lazım. Bu iki malzeme. Onun haricinde başka şey lazım değil. İşte efektör kullanalım mı, şunu kullanalım mı, bunu kullanalım mı? Efektör tamamen isteğe bağlı bir şey arkadaşlar. Kullanmak istiyorsanız kullanın, kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Sadece daha farklı aromalar vermek için, bazı efektörler daha fazla buhar çıkarmak için kullanılıyor. İsteyen kullanabilir ama mecbur değilsiniz. Sadece aroma ve likit lazım dediğimde "abi başka ne lazım?" hepsini söyle diyorlar. Yani yalan söylemiyorum. Bu ikisi lazım, yani başka hiçbir şey lazım değil. Evet, bir diğer soruda. Ben yurt dışında yaşıyorum dediğim zaman insanlar bana "abi nereden alırız ya da sen nereden alıyorsun?" diyorlar. Dediğim gibi ben yurt dışında yaşıyorum. Buradan internetten ya da gidip mağazalardan alıyorum. Türkiye'den nereden alabilirsiniz? İnanın hiç bilmiyorum. Çünkü Türkiye'den hiç alışveriş yapmadım. Onun haricinde sürekli bana da mesaj gönderenler oluyor. "Bizim reklamımızı yap, işte biz satış yapıyoruz, sana soranlara bizi tavsiye et" diye. Ben kendim alışveriş yapmadım. Hiç kimseye başkalarını yönlendirmem. Yarın bir gün bir sorun olur, ürün göndermez, farklı ürün gönderir. Aracı ben olduğum için kendimi suçlu hissederim. O yüzden ben hiç kimseyi ve hiçbir siteyi tavsiye etmiyorum. Facebook gruplarına bakın. Satış yapan kişiyi iyi araştırın. İnternet üzerinden sipariş verecekseniz ilk siparişinizi küçük meblağlarda verin. İstediğiniz gibi geliyor mu? Doğru ürün geliyor mu? Karşıdaki kişi sahtekar mı? En azından onu anlamış olursunuz. Ama onun haricinde bana "nereden alırız" onun haricinde bir de "şu şehirde nereden alırız" diye soranlar oluyor. İnanın hiç bilmiyorum. Forumlarda ya da Facebook gruplarında sizle aynı şehirde yaşayan kişilerle irtibata geçip öğrenebilirsiniz. Bir diğer en çok gelen sorulardan bir tanesi de işte en iyi aroma hangisidir? En iyi likit hangisidir? En iyi mod hangisidir? En iyi şu hangisidir? En iyi bu hangisidir? Arkadaşlar, en iyisi diye bir şey yok. Herkesin kendi sevdikleri ve sevmedikleri vardır. Kendi favorileri vardır. Kişiye göre değişir. Ben bir tadı seviyor olabilirim ya da bir markayı çok seviyor olabilirim. Ama başka biri bunu sevmeyebilir. Benim çok sevdiğim bazı aromaları arkadaşlarım hiç sevmiyor. O yüzden sürekli arkadaşlarla aroma takası yapıyoruz bundan dolayı. O sevmediği için bana veriyor, ben kendi sevmediğimi ona veriyorum. Ve gerçekten de onun sevmediği benim hoşuma gidebiliyor. Modlar konusunda da aynı. Kafalar konusunda, tanklar konusunda da aynı. Embase'ler konusunda da bu aynı. Yani herkes aynı şeyi sevemez.
O yüzden önce deneyeceksiniz. Hoşunuza giden de devam edeceksiniz. Bunu da cevapladığımıza göre bir sonraki soru videoda kullandığım markalar nedir diye sormuş arkadaşlar. Aroma nasıl yapılır, likit nasıl yapılır videosunda gösterdiğim hem Embase'ler hem aromalar Avoria marka. Bunu yaz diyecekler büyük ihtimalle sürekli onu Avoria. Heceleyin bari kolay olsun. Avoria marka ürünler. Avoria'yı nereden alırız diye soranlar olacak büyük ihtimalle. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de satılmıyor. Ama ara sıra getirip satanlar varmış. O yüzden yine dediğim gibi Facebook gruplarını ve Instagram'ı takip edebilirsiniz. Belki YouTube üzerinden de satış yaptığını söyleyen kişiler vardır. Onlardan alabilirsiniz. Yine şu aroma nasıl, bu likit nasıl, bu aromanın tadı nasıl, çilekli mi güzel, kolalı mı güzel, kahveli alacağım hoşuma gider mi diye soranlar oluyor. Arkadaşlar bu tamamen damak zevkiyle alakalı bir şey. Yani bir kişi kahveli aroma seviyordur ama diğerleri onu sevmeyebilir. Kimisi aromanın likitin içinden hafif nane tadı ya da mentol tadı gelmesini seviyordur. Diğeri sevmeyebilir. Mesela şu likiti daha önceki tel videosunda gördüğünüz Murat sipariş etmiş internetten. Hoşuna gitmemiş. Bana verdi. Benim gayet hoşuma gitti. Ve aldığım günden beri ara ara kullanıyorum. Bu tamamen damak tadıyla alakalı bir şey. O sevmedi. Benim hoşuma gitti. Aynen bu şekilde benim sevmediğim ama başkalarının sevdiği aromalar da olabiliyor. Ya da likitler de olabiliyor. O yüzden önce kendiniz deneyin. Onu sevip sevemeyeceğinize kendiniz karar verin. Arkadaş dedi işte çilekli kötü oluyormuş. Bizim bir başka bir arkadaş kolalı içmiş. Hiç güzel değilmiş. Bunlar çok böyle basma kalıp laflar. Artı bir de tütün aroması soranlar oluyor. Arkadaşlar ben tütün aroması hiç denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum. O yüzden tütün aroması ile ilgili hiç bilgim yok. O konuda yardımcı olamayacağım maalesef. PG ve VG oranları kaç olsun diye soran arkadaşlar var. Bir de PG ve VG ne diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar Allah aşkına teknoloji çağındayız, bilgi çağındayız. İnternete girin. PG, VG nedir diye yazın. Size en detaylı şekilde tüm açıklamaları çıkar, okursunuz. Bana mesaj yazıyorsunuz. Benden o mesajı görmemi, okumamı ve tekrar cevap vermemi bekliyorsunuz. Ondan sonra ona tekrar bir soruyla karşılık veriyorsunuz. Boşuna zaman kaybı oluyor sizin için. Bazen gece gelen mesajları bir gün sonra öğlen görüyorum ya da akşam görüyorum. En güzeli internete girin. PGVG nedir diye yazın. Birçok site çıkacak karşınıza. En güzel şekilde bilgilenebilirsiniz. Onun haricinde YouTube'da da PGVG ile ilgili video çeken birçok kişi var. PGVG oranlarını kaç alalım, nasıl kullanalım diye soranlar var. Bu da tamamen damak tadıyla alakalı bir şey. Sadece şunu söyleyebilirim. VG oranı ne kadar yüksekse içimi o kadar kolay olur. Yani boğazınızda vuruşu ona göre daha az olur. PG oranı ne kadar yüksekse içim daha sert olur, boğazınızı daha fazla yakar. Ben gününe göre 50'ye 50 alıyorum. Yazın genelde VG oranı yüksek alıyorum. Çünkü VG oranı yüksek olduğu zaman embase daha böyle koyu oluyor. PG oranı yüksek olduğu zaman daha cıvık oluyor. Yazın sıcaklarda zaten cıvık bir embase ile yaptıysanız sıcaklarda daha da cıvıyor. Çok su gibi oluyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden yazın daha çok VG oranı yüksek embase'leri kullanıyorum. Onun haricinde diğer zamanlarda genelde 50'ye 50 kullanmayı tercih ediyorum. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Nikotin oranı kaç olmalı diye soran arkadaşlar var. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Eğer daha önceden sigara içmiyorsanız mümkünse sıfırla başlayın. Kimisi sırf zevk için buna başlıyor ve daha önceden hiç sigara içmemiş. En güzeli sıfırla başlayın. Onun haricinde sigara içiyorsanız ve sigarayı bırakmak istiyorsanız içtiğiniz sigaranın nikotin oranına bakın. Mesela örneğin ben daha önceden sigarayı bırakmadan önce içtiğim sigara 0,8'di. Ben 12 ile başladım. 12 miligramlık nikotinle başladım. Çok kısa süre onu kullandım. Sonra 9'a geçtim. Belli bir süre onu kullandım. 6'ya düşürdüm. 3'e düşürdüm. 1,5'a düşürdüm. Yavaş yavaş azalttım. Siz de hangisiyle başlarsanız başlayın. Bu tamamen sizin vücudunuzun nikotin isteğine bağlı. Hangi nikotin oranıyla başlarsanız başlayın. Mümkünse yavaş yavaş nikotin oranını azaltıp sıfırlamaya çalışın. Eğer sıfırlarsanız o zaman elektronik sigaraya olan bağımlılığınız da bitmiş olur. Daha az ararsınız. Ben mesela ilk günlere göre daha az arıyorum. Bazen şimdi dışarı giderken, önceden dışarı giderken yanımda 3-4 tane yedek pille gidiyordum. Şimdi hiç yedek pil bile almıyorum. Dışarıya çıkıyorum. Az içtiysem pil bitmeden dönüyorum. Pilim biterse de pilim bitti diye paniğe kapılmıyorum. Çünkü nikotini iyice düşürdüğüm için vücudumun nikotin ihtiyacı, nikotin isteği azaldı. O yüzden belli bir süre içmesem bile canım çok fazla çekmiyor.
Karışım oranı ne olsun diye soran arkadaşlar var likit yaparken. Almış olduğunuz aromanın üzerinde o aromanın yüzde kaç karıştırılması gerektiğine dair bir ibare olur. Bu %1'den %20'lere, %25'lere kadar çıkabilir. O yüzden önce almış olduğunuz aromanın üzerindeki karışım oranına bakın. Karışımınızı ona göre yapın. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa %99 %10'dur onun oranı. Yani %10 oranını 100 mililitrelik bir likit yapıyorsanız bunun 10 mililitresi aroma olacak. 90 mililitresi embase olacak. Bunu farklı da yapabilirsiniz. Yani 100 embase koyup üstüne 10 mililitre aroma da koyabilirsiniz. Kesinlikle bir hata olmaz. Sadece tadında ufak bir değişiklik olur. Başka da bir şey olmaz. Eğer belli bir rakam aralığı veriyorsa, yani buna %5 ile %12 arası koy diyorsa, yani minimum %5 koy, maksimum %12 koy demektir bu. Eğer ne kadar fazla tat istiyorsanız, aromanın tadını daha fazla alayım istiyorsanız, ona göre daha fazla koyacaksınız. Ben genelde deneme amaçlı ilk defa aldığım markalarda ya da ilk defa aldığım aromalarda genelde tam ortasını koyuyorum. Yani 5 ile 12 arasında bir şey koymam gerekiyorsa 8 ya da 9 koyuyorum. Tadına bakıyorum. Aroma tadı iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Eğer iyi tad alamıyorsam bir sonraki yapışımda 12 ile yapıyorum. Siz de o şekilde yapıp deneme yanılma yöntemiyle damağınıza, kendi zevkinize en uygun tadı bulabilirsiniz. Yurt dışından nasıl getirtiriz diye soranlar var. Dediğim gibi yurt dışına gelen birinden isteyebilirsiniz. Onlarca kendiniz yurt dışına çıkıyorsanız kendiniz alıp Türkiye'ye götürebilirsiniz. Bol buhar çıkarmak için ne yapmam gerekir? Neyi önerirsin? Hangi markayı önerirsin diye soranlar var. Arkadaşlar ben elektronik sigarayı buhar çıkarmak için içmiyorum. O yüzden nasıl buhar çıkarılır, nasıl çok buhar çıkar, nasıl daha fazla buhar yaparım, içine ne koyarım diye de araştırmıyorum. O yüzden sadece buhar için elektronik sigara içiyorsanız bununla ilgili soru soracağınız muhatap ben değilim. Ben bu konuda size yardımcı olamam. Elektronik sigaranın amacı bol buhar çıkarmak değil. Tamam onu şov amaçlı yapanlar var fakat genelde insanlar elektronik sigarayı bırakmak için başlıyorlar. Eğer bol buhar çıkarmak için bunu istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız bol buhar çıkartan, bol buharla şov yapan arkadaşların videolarının ya da postlarının gönderilerinin altına yorumlar yazaraktan bu kadar bol buharı nasıl çıkartıyorsun, ne yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Onlar da size büyük ihtimalle yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Yaşım 18'den küçük, nasıl elektronik sigara alabilirim diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar elektronik sigara aynen normal sigara gibi 18 yaş üstü için olan bir ürün. Eğer yaşınız 18'den küçükse lütfen kullanmayın, başlamayın. Sigaraya da başlamayın. Başlamazsanız inanın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Başlarsanız sonra bundan nasıl kurtulacağım diye uğraşır durursunuz. Mümkün olduğunca başlamayın derim. Benim söylemem ne olacak şey değil ama yaşı 18'den küçük olduğunu belirten arkadaşlar olursa onlara yardımcı olamıyorum. Kusura bakmasınlar. Yurt dışından hangi siteler Türkiye'ye gönderim yapar diye bir soran arkadaşlar var. Bildiğim kadarıyla Almanya'dan şu anda hiçbir site Türkiye'ye gönderim yapmıyor. Bunun sebebi de Türkiye'ye gönderdikleri paketlerin çoğunun gümrüğe takılması. Bundan dolayı gönderim yapmayı bıraktı çoğu firma. Gönderim yapanlar da çok yüksek posta ücreti istiyorlar. Artı ürün gümrüğe takılırsa sorumluluk bizim değil diye en baştan belirtiyorlar. O yüzden Almanya'dan siteleri denemenizi pek tavsiye etmem ki Avrupa'daki çoğu sitede aynı şekilde. Çin'den ve Malezya'dan Türkiye'ye gönderim yapan siteler var. Ama kendim Türkiye'de üzerinden sipariş etmediğim için hangi site sorunsuz getirir, hangi site gümrüğe takılır bu konuda bir şey diyemem. Oradan alışveriş yapmış kişilere sormanız en doğrusu olur. Paranızı kolay kolay kaptırmayın. Her gördüğünüz yerden sipariş vermeyin. İyi araştırın, ona göre sipariş verin. Abi niye çekiliş yapmıyorsun diyen arkadaşlar var. Birincisi neden çekiliş yapayım? İkincisi çekiliş yapsam ben buradan ürünü size nasıl göndereceğim? Yani çekiliş yaptım, likit verdim diyelim. Ya da çekiliş yaptım, elektronik mod verdim, işte tank verdim çekiliş sonrasında. Ben bu çekilişten verdiğim ürünleri Türkiye'ye gönderdiğimde gümrüğe takılırsa ne olacak? İşte çekiliş yaptı, ürünümüzü göndermedi diye bir adım sahtekara çıkacak. O yüzden en güzeli çekiliş yapmamak. Yani yarın bir gün eğer çekiliş yapacak olursam bunu da belirteyim. Büyük ihtimalle hediye olarak elektronik sigara vermem. Ya kitap veririm ya film veririm.
Onu da direkt Türkiye'deki bir internet sitesi üzerinden sipariş eder, ödemesini yapar, evinize göndertirim. Ama benden elektronik sigara çekilişi yapmamı beklemeyin. Mod Tank, ondan sonra Tel, Pamuk, şunu bunu tanıt diyen arkadaşlar var. Çok fazla yine pamuk ve tellerle ilgili soru geliyor. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi ben kendim sarım yapmıyorum. Kendim sarım yapmadığım için pamuk ve teller konusunda bilgim yok. Pamuk ve tel videosunda benim yanımda olan Murat'a sorarsanız, ki videonun altında Instagram adresini yazdım, kendisine sorarsanız o size yardımcı olabilir, ama kendim sarım yapmadığım için pamuk ve tel konusunda ben yardımcı olamam. Hazır koliler ya da kullandığım makinelerle ilgili soru soruyorsanız zaten cevap veriyorum. Bana yazan herkes biliyor ki gelen soruların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. YouTube'da bazen uzun aralıklardan sonra topluca bir mesaj veriyorum, ama sosyal medya hesapları üzerinden sorulan soruların hepsine cevap verdim bugüne kadar. Vermediğim varsa da, abi ben sana soru sormuştum sosyal medyadan, Instagram'dan ya da Facebook'tan cevap vermedin diye belirtsinler, ya da sorularını tekrar göndersinler, cevap veririm mutlaka. İşte makine tanıt, işte mod tanıt, tank tanıt, tel tanıt, pamuk tanıt falan diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar benim uzmanlık alanım bu değil. Ben her gün yeni bir mod denemiyorum. Ya da sırf tanıtım yapacağım diye yeni yeni videolar çekme derdinde değilim. Bunu çok güzel yapan arkadaşlar var internette. Onların videolarını izleyin. Onlar gayet güzel yapıyorlar işlerini. Onların videolarını izleyip en azından yapmış oldukları, vermiş oldukları emeğin karşılığını onlara göstermiş olursunuz. Ve son olarak yine son zamanlarda sorulan soru, abi neden YouTube video yorumlarına, sorularına ya da yorumlara cevap vermiyorsun, ya da neden son zamanlarda video gelmiyor diye soran arkadaşlar var. Birincisi, dediğim gibi sosyal medyadan, yani Facebook'tan ya da Instagram'dan gelen videolara mümkün olduğunca en kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. YouTube videolarının altına yapan yorumlara belli günlerde, bazen 2 günde bir, bazen haftada bir topluca cevap veriyorum. Bazı soru bile olmuyor, o yüzden cevap vermem gerekmiyor. Onun haricinde küfür olmayan hiçbir yorumu bugüne kadar silmedim. Yani eğer küfür varsa, ki bazen yorumlarda insanlar alt alta birbirlerine küfür ediyorlar, bir tek onları siliyorum. Onun haricinde videoyu beğenmedim, bu ne biçim anlatım, İşte sen yanlış yapmışsın, onun doğrusu budur, böyle şeyleri hiçbirini silmedim, umurumda bile değil. Ben yanlış yapıyor olabilirim, sen doğrusunu yap. Hayır, onun en doğru yapılma şekli budur diye yaz. Sen şurada yanlış anlatmışsın, doğrusu budur yaz. Herkes öğrensin. Eğer ben de yanlış biliyorsam ben de doğruyu öğreneyim. Onun haricinde ben dediğim gibi yorumları silmiyorum. Belli süre aralıklarla da yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Soru olmuyor, yorumlara da zaten cevap veremem. Niye cevap vermiyorsun diyenler oluyor. Neden video gelmiyor sorusuna gelince, bu aralar başka bir kanalla ilgili uğraşıyorum. Daha henüz tam açılmadı. Belki de siz bu videoyu izlerken açılmış olur. Alta linkini de koyarım. Benim kendi satış ekibimi oluşturduğum bir marketing kanalı var. Onunla ilgili videolar hazırlıyorum, yazılar, görseller hazırlıyorum. Tüm zamanımı o alıyor. O yüzden ona konsantre olmuş durumdayım. Eğer farklı şeyler denemek, kendinize pasif gelir elde etmek ve ben de günlük gelirim haricinde ya da aylık gelirim haricinde ekstradan başka gelir de kazanmak istiyorum diyorsanız, o kanala da bir göz atın. O kanalda da ilginizi çekecek. Hem kişisel gelişimle ilgili, hem pasif gelirle ilgili neler yapabilirsiniz, ya da ben ve ekibim neler yapıyoruz, onlarla ilgili şeyler anlatıyorum. O videoları da izlerseniz belki hoşunuza giden bir şey olur. Belki bundan sonraki zamanlarda beraber çalışır, beraber iş yaparız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video ne zaman gelir, inanın bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hangi YouTube kanalları kapandı ya?